Merhaba, iyi günler. Yerel seçimlerin yapılmasına 40 gün kaldı. Ee, Türkiye'deki her seçimler önemli ama bu yerel seçimlerin ayrı bir önemi var. Çünkü uzun bir süre sonra, e, uzun bir süre boyunca Türkiye'de seçim yapılmayacak normal şartlarda. Ve bu aynı zamanda başkanlık sistemine resmen geçişin ardından yapılan ilk yerel seçim. Muhalefetin özellikle burada... E, göstereceği performans Türkiye'nin yakın geleceğinde etkili olacak. 40 gün kala bir yerel seçimde normal olarak Türkiye'nin gündemini, siyasi partiler, belediye başkan adayları belirlemesi, bir takım vaatlerin ortada dolaşması, bir takım tartışmaların, siyasi tartışmaların yaşanması gerekirken tam bir sessizlikle karşı karşıyayız. Gerek iktidar, gerek muhalefetin, e, yerel seçimlerin gündemini belirleyecek herhangi bir çıkış içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Ya beceremiyorlar ya da çok da fazla uğraşmak istemiyorlar. O işler bir nevi oluruna bırakılmış bir durumda bu. Aslında Türkiye'de siyasetin nasıl ölmüş olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Siyaset artık Türkiye'de iktidarında ve muhalefetinde çok ciddi bir kriz içerisinde örgüt yapıları ve söylemlerde özellikle siyasi partiler gerçekten kendilerini yenilemekte gerek yeni yüzlerle gerek yeni söylemlerle epey bir zorlanıyorlar. Ama Türkiye'nin gündemi hep bir sıcak kalmaya devam ediyor ve bu anlamda baktığımızda son iki güne baktığımızda sıcak kalan gündemin aktörlerini siyasetçiler değil yargı mensupları olduklarını görüyoruz. Yargı Türkiye'nin gündemini belirliyor. Önce Cumhuriyet davasının sonuçları acele bir şekilde belli oldu. Daha doğrusu İstinaf Mahkemesi'nin kararı belli oldu. Herkesin cezası onaylandı. Bununla başladık. Ertesi günde Osman Kavala ve 15 kişi hakkında Gezi Parkı eylemleri nedeniyle bir iddianame hazırlandığını öğrendik. İddianame henüz paylaşılmadı. Ancak başsavcılık iddianamenin özünü paylaştı ve en önemlisi 16 kişinin hepsine ağırlaştırılmış müebbet talebi olduğunu söyledi. Hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasından hareketli. Cumhuriyet davasına ve bu Gezi davasına baktığımız zaman bunların e, iddianamelerinin, e, dile getirilen iddiaların, suçlamaların iler tutar bir yanı olmadığını görüyoruz. Cumhuriyet davasında gerçekten somut hiçbir delil olmadan, e, Türkiye'de uzun bir süre, yıllardır Fethullahçılıkla mücadelenin ana e, yerlerinden biri olan Cumhuriyet Gazetesi bir şekilde FETÖ ile ilişkilendirilip mahkum edilmek istendi, edildi. Ve şimdi de e, istinaf mahkemesi tarafından onaylandı. Her yeriyle, her yeriyle gerçekten çok acı bir olay. Şimdi gezi e, suçlamasına baktığımız zaman da bunun da şu haliyle yansıdığı haliyle e, hiçbir iler tutar tarafı olmadığı ortada ve istenen cezalar da ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi çok e, uçuk ötesi e, cezalar isteniyor. Yani İdam cezası kalkmasaydı bu kişilerin hepsine idam cezası isteyecekmiş savcı, bunu görüyoruz. Peki burada e, konu ne? Buradaki konu esas olarak şu, Türkiye'de artık e, siyaset e, tamamen yargı üzerinden yürüyor. E, daha doğrusu siyasi iktidar da siyaset üretemediği için e, gündemi e, ve siyasi hayatı ve rakiplerini, ve hatta kendi içerisini dizayn ederken, şekillendirirken e, doğrudan yargıyı kullanıyor. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Seçime 40 gün kala iki tane önemli davada, iki önemli gelişme yaşanıyor. Ve bu gelişmelerle beraber Türkiye'de seçmenin tavrının şekillendirilmesi bence hedefleniyor. Bu e, kararların açıklanması, iddianamelerin açıklanması, bunların zamanının seçimlerle doğrudan ilgili olduğu kanısındayım ki birçok kişinin de benim gibi düşündüğünü de e, biliyorum. Burada aklımıza vesayet kavramı geliyor. Vesayet kavramı bir dönem Türkiye'nin gündeminden hiç inmezdi. Bir askeri vesayet sözü vardı, bir de yargı vesayeti sözü vardı ve bunların hepsinin ayrı ayrı haklılık payları vardı. E, Türkiye'de 2000'li yılların başlarından itibaren, özellikle AKP iktidara geldiği andan itibaren yürütülen bir kavga iktidarın yürüttüğü ve birçok destekçiyi de yanında bulan bir kavga vardı. Bu kavganın birisi askeri vesayete, birisi yargı vesayetine aslında aynı anda yürüyen kavgalardı. Buradaki hususu şöyle özetlemek mümkün. Türkiye'de artık derin devlet dediğimiz, yıllardır derin devlet dediğimiz bir yapı vardı. Hala var aslında ama geçmiştekine bakacak olursak ve bu yapı seçimlerin sonuçları ne olursa olsun ülkenin gerçek sahibi devletin gerçek sahibi olma iddiasındaydı ve gerekirse seçilmişlere rağmen ülkedeki hayatı yasaları vesaire birçok şeyi e, belirlemeyi yönlendirmeyi kendine hak olarak görüyordu ve sorumluluk olarak görüyordu ve bunu yapıyordu bunu yaparken de sıklıkla yargıya başvuruyordu. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı iken çok alakasız bir şekilde tutuklanması, ceza alması ve belediye başkanlığını kaybetmesi, siyasi yasaklı olmasının da birinci derecede bu vardı mesela, buradaki çok, e, net bir şekilde bir yargı vesayeti olayıydı. Siz ne kadar oy alınmış olursanız alın. Eğer sistem sizi istemiyorsa bir takım şeyler uydurulup sizin hakkınızda, sizin önünüz kesilebiliyordu. Ve e, bunun en çarpıcı örneği budur. Ama tek örneği bu değildir. Orada e, 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başlarında özellikle Refah Partisi ardından Fazilet Partisi'ne, ve belli bir süre sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik yapılan uygulamalarda, yani askerin ve yargının kimi zaman birlikte, kimi zaman ayrı ayrı yaptığı uygulamalarda, vesayetin kendini gösterdiği anlardaki temel husus şuydu, devletin bir sahipleri vardı ve bu sahiplerin, Sahiplere yönelik aşağıdan çok ciddi bir tehdit geliyordu. Bu tehdit büyük ölçüde İslami Hareket'ten geliyordu. Refah Partisi ya da Fazilet Partisi, daha sonra AKP tarafından ve devleti yönettiğini, devletin gerçek sahibi olduğunu e, düşünen kesimler e, bu tehdide karşı, aşağıdan gelen tehdide karşı kendi iktidarlarını kaybetme endişesiyle her türlü mekanizmayı başta yargı olmak üzere devreye sokuyorlardı ve bu buna karşı e, devleti e, hükümette olan Adalet ve Kalkınma Partisi e, bununla mücadele etmek için Fetullahçıların da çok büyük bir desteğini alarak onunla ittifak yaparak Batının da büyük ölçüde desteğini alarak bir direnç gösterdi ve bu direncin sonunda da galip geldi. Galip gelmenin ardından Türkiye'de Artık askeri vesayetinin, yargı vesayetinin sonlandığı e, gibi bir sonuca varılmışken, yavaş yavaş aslında bu vesayetlerin e, sahiplerinin değiştiğini görmeye başladık. E, özellikle yargı konusuna baktığımız zaman uzun bir süredir Türkiye'de artık yargı tamamen bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş bir durumda, siyasi iktidarın bir uzantısı gibi hareket ediyor. Yeni bir yargı vesayetiyle karşı karşıyayız. Ama burada şöyle bir fark var. Bir önceki örnekte iktidarının tehdit altında olduğunu düşünen e, derin devletin e, sahipleri, yetkilileri artık her nasıl adlandıracaksak, bu kişilerin e, başvurduğu bir şeydi. Çünkü bir tehdit vardı ve bu tehdite karşı yargıyı da sık sık kullanıyorlardı ve bu önünü kesme olayıydı. Şimdi tam böyle bir ol olay yok. Yani şu anda çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Uzun bir zamandır bununla karşı karşıyayız. İktidarın, Erdoğan yönetiminin karşısında ciddi bir muhalefet hareketi yok. Toplumsal, siyasi bir muhalefet hareketi yok. Bunun bir takım e, küçük küçük örnekleri var belki ama bunların hiçbirisiniz toplayalım çarpalım bir ciddi bir muhalefete denk gelmiyor. Ama bunun karşısında şöyle bir şey var. Muhalefet olmamasına rağmen iktidarın e, kriz içerisinde olma hali var. İktidarın kendini yeniden üretememe hali var. Siyasi iktidarın yeni söylemler, yeni vizyonlar üretememe hali var. Kendi içerisinde iyice büzülmesi var ve e, bunun verdiği büyük bir tedirginlikle Karşısına çıkabilecek her türlü alternatifi daha doğmadan bastırmak var. Yaşadığımız büyük ölçüde e, bence bu. Ve yargı bu anlamda birinci derecede bir rol oynuyor. E, herhangi bir ciddi bir muhalefet olmasa dahi, e, çok ciddi bir tehdit olmasa dahi, ne olur ne olmaz diye, Batılıların, İngilizlerin preemptive dediği, önleyici bir… E, müdahale yapılıyor. E, bu çok e, ilginç bir durum aslında. Şaşırtıcı demesek bile ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Mesela bugün olan bir olay, Ankara'da yaşanan e, gösterici kadın öğrenciye yönelik cinsel taciz ya da saldırı ne derseniz, buna karşı e, devletin herhangi bir adım atmasını beklerken, aslında nafile bir şekilde beklerken… Bugün bir meslektaşımız, o kadın öğrenciyle ilk röportajı yapan meslektaşımız gözaltına alındı. Bu tamamen iktidarın artık hiçbir şeye cevap verememesinin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Gazeteci gözaltına alınıyor, haberler dile getirilen olayların iddiaların soruşturulması, bunların hesabının verilmesi konusunda herhangi bir şey yok. Verilmediği zaman başlarına gelen çok da fazla bir şey de yok, onu da biliyoruz. Ama yine de buna bile tahammül edemeyen, bunların dile getirilmesine bile tahammül edemeyen bir iktidar var. Ve bunun baskıcı uygulamaları var. Dile getiren gazeteci e, gözaltına alınıyor. Şikayet dile getiren insanlar, vatandaşlar e, attıkları tweetlerden, facebook paylaşımlarından içeri alınıyorlar. Gazeteciler yazdıklarından ve yazmadıklarından siyasetçiler söylediklerinden ve söylemediklerinden e, sorumlu tutularak ki bunun çok örnekleri var. Artık söylediklerinizden çok söylemediklerinizden yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınızdan da suçlanır oldunuz Türkiye'de oluyoruz Türkiye'de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yargı, siyaseti, büyük ölçüde e, daha doğrusu siyasi iktidar, kendisini kontrol edemediği siyasi alanı kimse başkaları kontrol edemiyor olsa bile o alanı ne olur ne olmaz diye yargı eliyle iyice daraltmaya gidiyor. Hem sivil siyasetin hem resmi siyasetin diyelim parti siyasetinin hem de sivil toplum faaliyetlerinin her türlüsünün başına kendisine sorun çıkarabileceğini düşündüğü her türlüsünün önünü kesmek için Yargıyı kullanıyor. Bunun bir İslami Hareketteki örneği Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı olayıdır. Burada da yine Alparslan Kuytul'un ve Furkancıların iddialarına, eleştirilerine benzer şekillerde cevap verme yoluna gidemeyen ya da gitmeyen, gitmeye tenezzül bile etmeyen bir siyasi iktidar doğrudan olayı yargıya havale ediyor ve yargı sonuçta bu olayın önünü kapatmaya çalışıyor. Sadece tek örnek İslami kesimdeki tek örnek Alpaslan Kuytul değil ama en çarpıcı örnek Alpaslan Kuytul. Kürtlerin Kürt hareketinin başına gelenler malum ortada. CHP'nin başına gelenler ve gelebilecek olanlar da ortada. Böyle gazetecilerin, biz gazetecilerin zaten durumu ortada. böyle bir durumla yaşıyoruz. Sonuçta Türkiye'de bir yargı vesayeti geçmişte vardı. Bu yargı vesayeti toplumsal gidişatın önünü kesmek için boşuna uğraştı ve kaybetti. Şimdi bir yargı vesayeti var. Bu yargı vesayeti, vesayet altındaki yargı Türkiye'de kriz içerisindeki siyasi iktidarın ömrünün uzatılmasına katkıda bulmak için e, emirle hareket eden bir mekanizma olarak faaliyetini sürdürüyor. Ama dün nasıl toplumsal hareketin önünü kesemediyse bugün de yaşanan krizi çözebilecekmiş gibi gözükmüyor. Ancak şurası da muhakkak ki bütün bu yargının yarattığı ek sorunlar nedeniyle Türkiye'de siyasi iktidardan rahatsız olan kesimlerin Özgürlükleri, zamanları, imkanları, enerjileri çok gereksiz işlere e, akıyor. Yani şu anda normalde işini gücünü yapması gereken gazeteciler işini gücünü yapmaktan e, yapamıyor. İşini gücünü yapması gereken siyasetçiler yapamıyor, sivil toplum kuruluşları yapamıyor. Bir de tabii ki en önemlisi işini gücünü yapmaya niyetlendiği zaman başına gelebilecekleri düşünmekten, de ayrıca bir başka bir sorun yaşıyor. Burada son bir e, not söylemek istiyorum. Bu tür olaylarda e, son Türkiye'nin son döneminde yaşanan yargı eliyle siyasetin tam anlamıyla e, kuşatılması olayında bir çok sert bir şekilde bunu bir sadece bir siyaseti sadece bir kavga alanı gibi görmek ve göstermek isteyen kesimlerin çok da fazla kesimlere çok da fazla dokunulmadığını görüyoruz benim en azından gözlemim bu olayın ya yaşananların kutuplaşmaya kutuplaşmayı daha da derinleştirilmesi arzulanıyor yargının müdahaleleri de son cumhuriyet kararı olsun ya da gezi parkı iddianamesi olsun aslında Türkiye'deki kutuplaşmanın sertliğin daha da sürmesine yönelik e, adımlar, sözmek için değil, toplumu yatıştırmak için değil, daha da kutuplaşmasını sağlamaya yönelik adımlar. Dolayısıyla bu adımlara, e, bu kutuplaşmanın derinleşmesine katkıda bulunan herkese aslında toleransla bakılıyor. Yani muhalif olsun ya da iktidar destekçisi olsun, şu anda Türkiye'de en makbul olan insanlar, kavga edenler, gözlerini kapatıp bulundukları yer için gözü kapalı bir şekilde slogan atanlar vesaire. Onun dışında daha ayaklarını frene getirmeye çalışıp birazcık sakin bir şekilde Türkiye'nin daha sakin bir şekilde sorunlarını konuşması ve çözme yolunda adım atmasını isteyenleri e, devletin ve dolayısıyla devletin uzantı, devletin önemli parçası haline gelen yargının ve de Diğer tarafta kendini muhalefette tanımlayan kesimlerin köşelerini tutmuş kişilerin hoşuna gitmediğini de özellikle vurgulamak lazım. Şu anda Türkiye'de yargı maalesef var olan kutuplaşmanın daha da derinleşmesinin çok önemli önde gelen araçlarından biri haline geldi ve bunu buradan nasıl çıkabileceğimizin cevabı an itibariyle bence gözükmüyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.